Evet arkadaşlar, AT11 ile ilgili bir durumdan bahsedeceğim. Ben de bunun nasıl olacağını, nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Öncelikle AT11'i size okul tarihinize göre veriyorlar. Yani okuldaki akademik döneminiz ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Bir dönemlik alıyorsunuz 6 ayda bir. Ben de bu şekilde yapmıştım. 1 Ekim'de başlattım dönem başladığı için. Fakat ben bunun öncesinde Almanya'ya gitmek istedim. Çünkü kalacak yerimi ayarlamak istiyordum. İşte okul kayıt işlemlerini vesaire. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa orada bulunayım ki daha hızlı, daha rahat olsun diye böyle bir plan yaptım. Ama işte o zamanda işte bir hafta öncesinde gitmek istedim Almanya'ya. Ne demek oluyor? Hani bir hafta boşluğunuz var. Hani sonuçta AT11 size bir sigorta sağlıyor. Eğer bir hafta önce giderseniz sigortanız başlamadan gitmeyi istemiş oluyorsunuz. Böyle de olduğu zaman Almanya konsolosluğu size vize vermiyor o tarihe. Yani 1 Ekim'den başlatıyor. Sigortan ne zaman başlıyorsa o tarihten başlatıyor. Şimdi bu durumda ben ne yapacağım diye kara kara düşünmeye başladım. Gidip AT11'imi mi değiştireyim? İşte hani 1 Ekim'de gitsem gecikir miyim vesaire vesaire. Sonra araştırdım biraz. Dedim bir hafta önce, 2 hafta önce gidersem ne olur? Seyahat sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Ben bunu konsolosluktan yaptım ama dikkat edin, her konsoloslukta yapılmayabiliyor. Yani o konsolosluğa sorun. Ben bunu İstanbul'da yaptım ama işte Ankara'da olmuyormuş diye duydum. Seyahat sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Yani o tarihi kapsayacak kadar, yani AT11'inizin başladığı tarihe kadar, Almanya'ya gittiğiniz tarihten AT11'inizin başladığı tarihe kadar sigorta yaptırıyorsunuz. Ve bu da bu şekilde kapanmış oluyor. Yani sigorta boşluğunuzu kapatmış oluyorsunuz. Ona göre de vizeniz sigortanın ilk başladığı günden itibaren çıkıyor. Ben dediğim gibi vize başvurusunu yaptığım yerde bu sigortayı yaptım. O yüzden de zaten herhangi bir belge sunmam gerekmedi. Zaten belgelerin hepsi kendilerindeydi. Bana içinde poliçenin yer aldığı bir mail gönderdiler. Ben de bunu işte çıktısını aldım. Yanımda giderken götüreceğim hani her ihtimale karşı. Orada ofiste, yani vize başvurusu yaptığım ofiste bunu benden Türk lirası olarak ücretini aldılar. Yani onu da yanınızda bulundurun. Ücretli oluyor, yani bedava değil tabii ki. Dışarıdan yapılırsa ne olur, nasıl olur onu bilmiyorum. Onları da işte dışarıdan yapanlara sorun, araştırın. Bu tür şeylerde genelde internette çok güncel bilgi bulmak zor. O yüzden işte forumları takip etmeniz uygun olabilir veya aynı durumda, sizinle aynı durumda olan arkadaşlarınıza sormanız uygun olabilir.